Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsın Nida? İyiyim abla. Annen yok? Evet, annem rahatsızlandı, hastaneye kaldırdık dün gece. Niye rahatsızlandı? Tansiyonla şekeri vardı zaten, rahatsızlandı, hastaneye kaldırdık. Dün ben dedim sizi bir çift terapisine götürelim, ayrılık olacaksa çift terapisinden sonra olsun dedim. Hani ondan dolayı mı? Hayır abla, zaten onun rahatsızlığı vardı, hastalığı. Zaten bağırdı, çağırdı, etti, sesi kısıldı. Tansiyonu, şekeri de bir anda olunca hastaneye kaldırdık. Ay Allah şifasını versin. Şimdiden acil şifalar dileyelim kendisine. Karı koca karşı karşıyasınız. Yani bir nebze de olsa annen yokken aslında baş başa sayılırsınız. Yeteri de saymıyorum. Yeter, sen de cabbarsın ha. Pire gibisin yani. Ne konuda? Ha? Ne konuda? Her konuda. Kız kardeşin konusunda biraz şeysin, hararetlisin. Yo. Hı? Yo. Hayır, yani kız kardeşin hakkını savunma konusunda hararetlisin. Aşırı koruyucusun anlamında. Evet, öyleyim. Nida kendi kararlarını kendi alamaz mı? Alabilir. Ama siz onun karar almasına izin vermiyorsunuz. Ben ona bir şey sorup daha onun cevabını almadan siz cevap veriyorsunuz. Dün mesela dedim ya, ya bir uzmana gitsinler, çift terapisine gitsinler, bir uzmanla görüşsünler deyince siz annenle beraber hayır dediniz. Yani... Hı? Ha? Devam edin, cevaplayayım sana. Kendi kararlarını alamaz mı ya da onun kararlarına güvenmiyor musunuz? Yok, olabilir. Yaşı olgun bir insan kendisinin. Peki yanlış karar alabilir mi? Yani kolay kandırılabilir mi, ikna edilebilir mi sence? Yok. Sen daha şeysin böyle... Daha kül yutmaz gibi duruyorsun. Hani öyle derler ya. Öyle çabuk ikna edilen biri değilsin. Nida hani Gürbüz tarafından ikna edilebilir korkundan dolayı hep mi onun yanındasınız? Yok abla. Nida, sen kendi kararlarını kendin alabilir misin? Alabilirim abla. Peki niye buna Gürbüz inanmıyor? O onun şey abla. Onun sorunu yani, ben alabiliyorum kararlarımı. Kendisi beni 7 senedir tanıyor zaten. Peki sana bir soru sorduğumda annenle kız kardeşin daha önce cevap veriyorlar. Onların sorunu yani. Zaten ben ağzımı açmadan cevap veriyorlar. Doğru bir şey diyemem ama. Zaten o da beni 7 senedir tanıyor. Hı hı. Nasıl biri olduğumu da biliyor. Hı hı. Kendi kararlarımı alıp vereceğimi de biliyor. Yapmak istediğim her şeyi yapabileceğimi de biliyor zaten kendisi. Gürbüz, Nida nasıl biri? Gürbüz. 7 yılda hayat arkadaşın olan kaç çocuğun annesi? 3 çocuğun annesi. Nasıl biri? Mükemmel bir insan. Ailesi karışmazsa, hiçbir şeye müdahale etmezse benim eşim 10 numara bir insan. Kötü tarafı olsa kötü de derim. Ama ben eşimden herhangi bir zarar görmedim. Yani kararlarını kendisi alabilir evet, mi? Evet, benim yine halen de söylüyorum, yine de söylüyorum. Benim eşimin aklını çalan... Benim eşimin ailesi. Dün bal dedemin burada yaptığı saygısızlık. Ailemi katma. Bugün bana, bana dün burada bu saygısızlığı yapan bir insan. Ailemi katma, şu an senle ben konuşuyordum. Benim aileme ve benim çocuklarım ne yapar acaba? Çok merak ediyorum. Tamam da ailemi katma, şu an senle hayır, ben konuşuyordum. Bir senle kadın eğer toplum içinde biraz kendini toparlamıyorsa, davranışlarına dikkat etmiyorsa ben ne diyebilirim ki o insana? Önce bu kadar insan var abla, ya. Bir de terbiyene takıl. Sen bir bayansın. Abla ben... Toplum içinde bir bayan kendini bu kadar bozmaz, bozduramaz da. Bir dakika yakışmaz. Bir şey soracağım abla. Buyurun. Ben... Kime? Sizin... Bana mı? Gürbüz'e mi? Ona soracağım. Ben sana sorayım. Ben buraya cuma gününden beri geliyorum değil mi? Hem de o körpe çocukla geliyorum. Evet abi, bugün çocuğumu getirmedim. Rahatsızlandı. Bugün getirmedim çocuğu. Ben sana gel dediğim sen, zaman sen ne dedin geldi, bana? Bir dakika. Ben sana bir dakika. Ben konuşayım, sen konuş. Ben izin vereceğim. Tamam. Ben buraya çocukla geldiğim zaman siz... Tartışmaya gidiyorsunuz. Ya sen bir kez olsun dedin mi? Benim çocuğum hastaneden çıktı buraya geldi. Çocukta bir sorun var mı? Çocuk rahatsız mı? Çocuğun bir şeyi var mı? Peki ben de sana diyorum ki evet, çocuğumuzun peki, bir sorunu var, biliyor musun? Benim sormama mu? Fırsat verir mi? Annele kızı oradan girerken beddua ederek, hakaret ederek bu kadar insan için içeri girdiniz. Bir dakika. Ben sana bak, şunu söylüyorum. Bu kadar insan için içeri girdiniz. Bir dakika, beni dinle. Ben sana diyorum ki bizim bir çocuğumuz oldu, 3. Evet, o çocukta bir sorun var, sıkıntı var. Bak o çocuk sen o yaşta fizik tedavisi var, görecek. Ve ben hala buradayım. Senin ağzından tek çıkan kelime
Bana çocuklarımı ver, nereye gidersen git diyorsun. Senin ben tek sana, bana kullandığın kelime bu. Ben sana Peki, ne ben dedim? Sana daha ne sorabilirim ki? Bir dakika ki? Ben sana ne dedim? Ben sana ne kadar güzellikle yaklaşıyorsam, ben iyiyle geliyorum, tamam iyi adamla geliyorum. Siz toplum olarak bir aile olarak bana kötü bir adamlarla geliyorsunuz. Benim ailemi katma, bak benim bak, ailemi benim katma. Bak benim de bir onurum, bir şerefim var, tamam mı? Bunu da görmezden gel, bak bunu bak, da benim görmezden de bir onurum, bir şerefim gel. Var. Senle ben konuşuyorum kalkıyor, şu anda. Kalkıyor, bak bir saniye. Benim babalık kelime hakaret etti. Kızım benim çocuklarıma babalık yapmadım. Nereden gördünüz? Nereden gördünüz? Abla siz dün verdiğimi sen nereden biliyorsun ben çocuğuma babalık yapıp yapmadığımı? Yapmadın. Nereden ben yine diyorum yapmadın. Pardon? Yapmadın. Yapmadın mı? Ya burada bak o kadar büyük bir insan var ki. Bir Mart'tan beri çocuklar babanın yanında. Gördüğünüzde bir ben şey, o kadar yoksulluk çekmişim mi? Ki. O kadar yoksulluk çekmişim ki. Ben... Yoksulluk çektiğim için yoksulluğun ne olduğunu bilirim. Ben yaşamadım diye ben çocuklarıma da böyle bir şey yaşatmam. Ya elimden ne geliyorsa yaşatırım. Yemezsem yediririm, giymezsem giydiririm. Her türlü fedakarlığı yaparım. Anladın mı? Niye yaptın? Anladın mı? Bak o kadar ben, büyük insan var. Ben bugün çok saygın ya konuşuyorum. Siz buraya geldiniz daha ha, benim eşimle hiç eşime bir şey sormadan anneli kızı biz kendi gözümüzle gördüğümüzü söylüyoruz. Hayır, benim... Ben senin kendi senin ya... yaptığının şeyi kendi gözümle gördüğümü söylüyorum. Ben senin yaptığın hareketi, ya ya, çocuklara bak, yaptığın söylediğin bak, hareketi sen yine söylüyorum. Benim, bak sen yine benim kardeşimsin. Tamam mı? Ben yine benim kardeşim değilim ha. Sen bugüne benim kardeşim kadar değilsin. Size terbiyesizliğim, bir saygısızlığım tamam, olmadı, olamaz değilsin. Da. Ben senin kardeşin değilim. Anladım, olamaz da. Olamaz da. Benim kimseye saygısızlığım olmadı. Vallahi oldu. Benim olmadı. Çok oldu. Vallahi demeyin. Çok bak, oldu. Vallahi... Boş yere Allah'ın adını ağzına almayın, tamam mı? Çok oldu. Ya onunla konuşma, benimle konuş. Senin, bak orada din hareketleri konuş. Benim çok ağrıma gitti. Tamam benimle konuş. Bana saldırmaları, burada gelip de şey yapmaları sen çok büyük yanlış. Sen anneme yaptıkların da var, kendi bak, şeyini saklama. Ben çok sabırlı bir insanım, sen asla bir bağına saklama, saygını bak. Bozmam. Sen çok yalan konuşuyorsun. Ben bak sana, açık bak, ve net söyleyeyim, ben bugün çok sakin konuşuyorum. Yapmam. Yapamam da, burada veya dışarıda yapamam. Çok yaptın. Sen benim anneme çok yaptın, ben kendi gözümle şahidim. Allah da yukarıda biliyor. Kim yaptı? Kimse senin yuvana dokunmaz. Ya, sen kendi yuvanı ya. Kendin yaktın. Kimse ne, yıkmadı kim? Senin yuvanı. Sadece bu kelimeyi söylüyorum. Ya, başka bir şey söylemiyorum. Kendi yuvanı kendin zaten... yıktın. Ayak... Kendi yuvanı kendin yıktın. Yeter araya gireceğim. Bu yuvanın yıkılma sebebi onların karı koca sorunlarının dışında aslında bir tane küçük altından başlıyor. Ne zamanki kardeşin o senin doğumun muydu? Yok yok benim. Öbürünün. Benim. Öbürünün doğumuna Gürbüz verdiği parayı o küçük altını istiyor. Ondan sonra Nida bunu çok güzel anlattı. Ben o küçük altını annemden istediğimde aslında ondan sonra bir kriz çıkıyor. Evet. Değil mi? Evet abla. Yani bak küçük altın. Evet altın kıymetli, önemli ama herkesin kendine göre bir yaşam standardı. Abla. Bir geçim derdi var. Bugün borç olarak vermiş olduğun o küçük altını bir süre sonra almak istersin. Çünkü senin de ona göre bir ekonomik durumun vardır. Sen de kendince bir şeyleri yetiştiriyorsundur, yettiriyorsundur. Ama Nida ile üç çocuğun olduğu bir yuvada bu yuvanın bitmesinin sebebinin altın olması... ve sizin bu tepkiyi vermenizden kaynaklanıyor. Gürbüz buna isyan ediyor. Abla mesele altın değil ki. Ya mesele altın diyor da altın değil altın. Her gün onunla verilir. Ben var ya çok, çok büyük bir hata her yaptım. Gün... Altın değil. Yaptım, biliyor musun? Altın değil benden mesele. Benden önce sen kendi savunman lazımdı. Senin kolundaki malzeme gitmiş. Benden önce senin savunman lazımdı. Senin. Beni de boş ver. Senin ailen diyecekti ki ya... Bu insan benim diye ya bu kızım... bizim bir tek sorunumuz altın ama mı? Bizim bir tek sorunumuz altın mı? Cevap sen altını mı kanıtlıyorsun? Bizim tek bir sorunumuz altın mı? Sen altınla gelmişsin altın altın diyorsun. Bizim sorunumuz altın buradan, mı? Olay burada başladı ya, tamam zaten. Tamam da altın bundan olay burada yoktu, başlamıyor. Yok. Bu yoktu. Olay çok önceden ya. Başlıyor. Ben 2020'de yok. Niye mahkeme açtım o zaman? Bu olay burada başladı. Benim, 2020'de mahkeme niye açtık biz seninle? Karakolun yolunu bilmeyen bir insandı, tamam mı? Boşanma davasını açtınız. Bilmeyen tekrar niye barıştınız o ben zaman? Ben bilmeyen bir insandı. Bak ben sana hiçbir bu davayı açan sizsiniz. Kesinlikle görmedim, saygısızlığını görmedim. Seni karakolun yolu abla ben de bilmiyordum ya. Ondan yemin ediyorum bak bu yaşıma gelmişim. Abla ilk açtık defa bir davayı evet. O da bunların yüzünden ya. Ya ben buna kış desem... Kış ne diyorum ya kış. Ne? Şakayla mesela bir şey söylüyorum ya. Makaralı al. Ya ben ne yaptım bugüne kadar her şeye uzaklaştırma kararı alıyorsunuz. Abi bir şey daha söyleyeyim. Düneyim benim aklıma takıldı konu. 14 gün sen çocuklarla Anangil'de kalmışsın doğru mu? 14 gün sen çocuklarla ne zaman Anangil'de gittin kaldın? Kalmadım benim, ben.
14 gün Bursa'dan geldi benim kız kardeşimin kaynanası şahittir. 14 gün benim gariban anam 14 gün benim çocuğumun başında bekledi. Ben yalvardım sana telefonda, ya yapma etme, dön evine gel. Sen ondan sonra sana bunlar yaptığım zaman senin ailen direktme hemen müdahale, kızım uzaklaştırma. O zaman ya ben sana şöyle, tamam ya. Ben bu kadar milletin içinde bir şey soracağım sana. Sen böyle konuşuyorsun ya. Evet. Sen ne diye beni kalı olarak yanında taşıyacaksın? Çünkü hatanı görmedin. Bak, sen doldurmuşta diyorsun. Arkadaş sen ne diye beni kalı olarak musun? Yanında taşıyacaksın? Bir... Ya o kadar laf ettin, buraya çıktın, o kadar millete rezil ettin. Bir de gelmiş bana diyorsun ki gel yuvana, gel barışalım. Ne diye yanında taşıyacaksın beni? Çünkü sana inanmıyorum. Ben istemiyorum. Sen... Bak ben kararımın arkasındayım son ya. Damlasının. Ben bak, boşanmak ben istiyordum. Ben seninle barıştan dahil bile senin ananla şu bacın olduğu sürece benim yuvam yürümez. Ben seninle barışmak istemiyordum. Sonunda mantıklı bir cümle kurdun Gürbüz. Araya bir girebilir ki, miyim? Üç tane çocuk var, aklını başına topla. Gürbüz, gel. Araya efendim, girebilir miyim? Bak bu kadar konuşma sırasında çok mantıklı bir şey söyledin. Siz Nida ile barışsanız, diyelim ki bugün barıştınız. Yine yuvan, yani yine aynı şeyi yaşar mısınız? Barıştığım gibi zaten ben o memlekette durmam. Durmam abla. Durmam. Çoluk çocuğumu kurtarmak için ben her elimle ne kadar yaparım. Durmam. Böyle yaşanır mı ama? Efendim? Ya huzursuzluk derindeyken böyle yaşanır mı? Evet. Yaşamak ister misin böyle? Yani Nida ile aldın, mutlu olmak için Türkiye'nin bilmem başka bir şehrine gittin. Giderim ablam. Yeter ki çoluk çocuğum için mutlu olsunlar. Ben de mutlu olayım, onlar da mutlu olsun. Dünyanın bir ucuna giderim. Ben giderim. Abla seninle... Ben ailesine, evine bağlı bir insanım. Telefon var. Evet. Telefonla da çıkar o tartışma. Sosyal medya var. Sosyal medyadan da yazar. Bu huzursuzluk hep devam edecek ama. Ve sizin... Nida ile ikinizin arasındaki sorun hep anneden kaynaklı çıktığı için bu anne hayatınız boyunca olacak. Olmayacak mı? Annemle bir alakası yok. O öyle iddialarla geldi ama benim ailemle bir alakası yok. Benim annem kapımı açmaz. Benim annem benim evime gelmez. Bak diğer ablalarımın evine sen, gider benim evime gelmez. Sen var ya kötü bir insan olsaydın zaten ben bu derdi çekmezdim. Abla çekmezdim ben bugün ha. Bu diyor son geliyordu. Ben zaten doğdum doğru bir dert daha çekiyorum çıkmayacağım. Artık sonra dert çekmem. Bir dakika beni dinle. Ben bir daha buraya çıkmayacağım abla. Benim köpe çocuğum var çünkü. Fizik kolunda sorun var. Hiçbir baba abla. Ya soruyorum. Kaç gündür gelip gidiyorum buraya. Ya benim çocuğumun kolunda söylemedin sorun sürece... var. Bir gün dedi mi benim çocuğumda bir hastalık bir soru bunu var mı? Bunu Gürbüz cevaplamasın ben cevaplayayım. Ben sizi Gürbüz'le bir araya getireyim çocuklarla dediğimde annen izin verdi mi? Vermedi. Siz bir arada konuşun dediğimde annen izin verdi mi Nida? Sen bu sorulara sormasına fırsat da vermiyorsun. Bak bu benim burada 4-5 günde yaşadığım. Ben sizi baş başa bir araya getiremiyorum ki senin annenin korkusundan. Abla siz beni çocuklarla ilgili görüştürmek istiyorsunuz. Haklısınız. Ama adam çocuklarla ilgili hiçbir şey konuşmuyor benimle. Sen senin ben, Allah'ına tek mı? Tek sorun ben. Ben sen, onun yanına Allah'ına, gideyim. Vicdanına ben mı? Onun yanına gideyim. Ben onun yanında dedim evimi dönmeme isteyeyim. Çocuklarla alakalı benle konuşmuyor. Peki söyleyin. Çocukların sağlığını saatini şey niye sormadın? Ben mi konuşmuyorum? Bak gözlerimizi birbirimize bakıyoruz ha. Tamam mı? Daha da kalkma insan sana kalkışı ayrılırsın da boşanırız da gider de ama boşanmanın da ayrılmanın da bir edabı vardır. Tamam mı? Bana çocuk konusunda gelirken ben her türlü canımı veririm. Her türlü sana o konuları sormuşum. Hiçbir zaman. Sormamazlık yapmamışım. O çocuğun neyini bak, sordun? Ya beni o yalancı köpe çıkarma, çocuğun çıkarma. Neyini sordun sen? Abi, ya sen o köpe çocuğun neyini sordun? Daha şimdi haberin oluyor senin çocuğun fizik tedavisi göreceğinden. Sormadım bak ben mı? Çocuğumu kimliğini çıkarmamışım sormadım senin ben yüzünden. Sana, ben sana senin sormadım yüzünden mı? Kimlik çıkarmamışım ben. Sormadın mı? Nerede sordun sen çocuğun soy şeyini? Ben daha ne diyeyim sana? Ya masraf konuşmalarımız hep duruyor. Yalan söyleme. Nerede sordun sen bana? Ya nasıl sormadım? Sen nerede sordun? Ben buraya geldim beri sen ne mi? Sen ne zaman sordun? Çocuğun neyi var neyi yok diye sordun mu? Ya nasıl sormadım? Ya sormadım değil mi? Çocukta ya bir ben sıkıntı... bugün masraftan sana diyorum ya ki. Ben sana demedim mi? Çocukta bir sıkıntı var mı? Bir problem var mı? Sen de bugün bana ne dedin? Mesela da sana. Çocuğun kolunda bir problem var. Ben de dedim ki al benim kolumu ver çocuğuma dedim. Gidelim. Bu lafı daha demedik ama telefon kapatıyorsun. Sen sormadın. Azarlamaya başlıyorsun. Sen sormadın işte. Ben sana söyledim. Senin haberin olsun diye. Sen bana sormadın. Ben sana söyledim. Ben sana demedim mi? Çocukta bir problem var mı? Bir sıkıntı var mı? Ben de bana bu kendini söyledim. Ne olmaz? Hoş geldin. Deli ol ya. Siz çocuklar konusunda bak
bırakın. Esas önemli meselede şey yapmıyorsunuz, diğer meselelerde boğuluyorsunuz. Siz iki tane de küçük evladınız var bebek dışında, 5 ve 3 yaşında. Anneye vermeme noktasında çekinceniz ne? Anlamadım ki hakikaten. Çocukları anneye niye vermiyorsunuz? 5 ve 3 yaşında iki tane evladınız. Çocukları anneye niye vermiyorum? Ben çocukları annesine vermekte yine diyorum. Ya öyle bir sorun da yaşadım. Yani vermemezlik de yapmıyorum. Evet. Ben annesine her türlü veririm. Ama ben annesinin ailesine güvenen bir insan değilim. Ne olur o çocukları? Onlardan ne gelir? Yok abla yok. Beni sevmeyen, bana burada bunları yapan, kendi çocuğunu toplum içinde şiddetle buradan bir çıkaran bir kadın. Yarın benim çocuğuma ne yapacak burada? Niye? Kendi çocuğuna, ben üç çocuk annesi bir insana. Niye? Burada tamam, toplum içerisinde bu şekilde annesi çıkarıyorsa ya benim yarın benim çocuğuma ne yapacak? Ya benim yanımda çocukları. Ya bana dedi ki ben başkasının çocuğuna bakamam. Bakamazsan şu an benim çocuklarım o eve götüremezsin. Ya ben senden tek diyorum ki. Vermem. Bak ben bugün son çıkıyordum. Ya, beni kesinlikle arayıp çağırmasınlar da. Vermem. Ben çocuğumla ilgileneceğim. Ben de sana güzelce diyorum ki Gülbüz bak. Ben mahkemem başlamış, açılmış. Ben de sana diyorum ki güzelce. İki çocuğumu benden nasıl götürdüysen, ben sana güvenip nasıl verdiysem çocukları. Sen bana iki gün sonra vereceğim dediysen. Ben sana halen de söylüyorum, halen de söylüyorum. Bana? Burada bazı büyüklerimiz de gördü zaten. Ben sana niye vermiyorum biliyor musun? Senin çocuğunun banyo yaptırırken tamam, ayağına, vücuduna sana, baktın mı? Ben sana bir baktın şey diyeyim mi? Tamam. Sen ya çocuk, sen kendi ben evinde son, çocuğuna hiçbir şey eksik etmeyen bir kadındır. Ama. Bir dakika. Peki. Ben daha Gürbüz, gelmiyorum. Ben sadece dakika, çocuklarımı Nida, almak için geldim. İkna biliyorum. Edeyim dedim. Şimdi diyor, senin tek kararın var, boşanmak. Evet abla, ben boşanmak. Ben bir an önce ayrılmak istiyorum evet, diyor. Abla. Bu saatten sonra Nida'yı ne yaparsan yap. Ben, döndürebilir misin? Ben boşanmıyorum da. Neden? Çocuklarımı da vermiyorum da onu da bu saatten sonra görmek istemiyorum. Neden? Neden boşanmıyorsun? Boşanmayacağım abla. Yani umudun ne? Mesela boşanmamak istemeyen... Ben çünkü istemeyen, halen daha görmüyorum abla. Boşanma konusunda hani bu sıkıntıyı yaratan kişi... Ne gibi bir umudun var Nida'dan? Ben dedim ya, ben umudumu hiçbir zaman kesmeyeceğim de. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çünkü benim eşim kendi kendine gelecek. Çünkü o ailesinden bir gün bana dedim ki... Bir gün o evden gözü yaşlı çıkarsan umut şaşırma. İçindeki umudu sil. Senin ailen sana nereye kadar bakalım? Bak, ben ne verdi sana bugüne kadar? Gelmeyeceğim. Ya ne verdi ki ben sen? Ben boşanacağım, gelmeyeceğim. Ben boşanmayacağım. Ben gelmeyeceğim. Beni bekleme. Boşanmayacağım. Beni bekleme. Ben gelmeyeceğim. Gürbüz, boşansan diyelim ki Nida bu kadar ısrarcı, anlaşmalı da olsa, çekişmeli de olsa bu süreç başladı. Boşandığınızda neden korkuyorsun? Korkmuyorum. Korkmuyorum. Ha? Sadece ailemi, yine diyorum, ailemi ailesinde yem etmeyeceğim. Ama bunu isteyen Nida'nın kendisi. Onun elinde, yani onun aklı ben, yok mu? O gerçekleri göremiyor mu? Ben de sana diyorum bana, ki ben sana gelmeyeceğim, ben aklından çıkar. Niye aklından çıkar, ben ya? Gelmeyeceğim niye sana. Niye pişmanım diyorsun? Ben sana gelmeyeceğim. Ne zaman pişmanım dedi? Buraya geldi ya. Hı. Buraya geldi. Ya ben bu hareketler yaptığıma, buraya geldiğime, ben bunu yaptığıma çok pişmanım. Özür dilerim. Kime diyor? Eşim. Nerede dedi? Ben mi dedim? Nerede dedim? Evet. Nerede dedim? Nerede mi dedin? Sen buradaydın. WhatsApp'ta mesajları getirip sen yazdın. Dedin ki keşke sen, çıkmasaydın buraya. Telefonda da konuştuk. Sen buradaydın. Ben Alanya'daydım. Ben Alanya'daydım. Ha, daha sen önceden bahsediyor. Dedin? Daha önceden bahsediyor. Sen bana ne dedin? Ben daha önce dedin ki çık gel yuvana. Yuvana gel diyorsun. Yuvamızda demiyorsun. Gel yuvana. Gel yuvana. Al çocuklarını gel yuvana diyorsun. Bak bana diyorsun. Evet. Ben hayatım boyunca yalan konuşmadım. Çünkü ben bu dünyada iki tane şeyden korkarım. Yalandan korkarım, yılanın zehrinden korkarım. Çünkü yalan beni yıkar, yılanın zehri beni zehirler. Şimdi Nida, bunu biliyor musun? Gürbüz'ün bugüne kadar arkasında durduğu bir şey var. Benim üç tane çocuğum var. Diğer çocuğun doğumuna da şahit olmadı. Zaten atıyorum hastaneye de gelseydi oradan da tekme tokat çıkardı. Değil mi? Yani, saklansaydı abla. He? Ailemden saklansaydı. Ay niye oraya kadar geldikten sonra o kadar. Bak şimdi sen ben hayır abla, ben dedim ki aileme de dedim. Hı hı. Ben doğuma gittiğim zaman çocuğun babası gelip çocuğu gözecek dedim. Hı hı. Gözme hakkı dedim. Gelseydi mesela. Gelseydi gözecekti abla, hiç kimse bir şey yapmayacaktı ona. Yeter'e soralım. Yeter, gelseydi hiçbir ne şey yapmayacaktılar. Efendim abla. Gürbüz gelseydi. Bunun ama garantisi var mı? Abla babası var, abla. Var bir bunu, şey. Ama bunun garantisini sadece sen verebiliyorsun. Sonuçta babası. O garantiyi vermiyor. Abla, ben doğuma giderken ailemle konuştum. Zaten benim doğumum
Ya acele ben sana oldu. Yaklaştığım hızlı zaman oldu. Hemen çocuğumun polis, kalp atışlarını polis, durduğu için ya, beni hemen hastı zaten doğuma aldılar. Yaklaşma ben ona ya, meşaz ben attım Allah hastanede. Ya. Ben ona meşaz attım hastanede. Dedim ki bak ben hastanedeyim, doğum yaptım, resmini çektim attım buna. Bana dedi ki sen hastanede değilsin. Hatta görüntü açtım buna, ekran görüntüsü açtım. Kendim o haldeyken bile buna gösterdim. Bak inan dedim, hastanedeyim dedim. Çocuğunu gösterdim. Hatta kaldı ki çocuk sana da benzemiyor, bana da benzemiyor. Ben burada DNA testi istedim. Kendisi istemedi. Niye istemedi? Ya da niye imzayı atmadı? Ya sen çocuğunu sen bana göster. Bir başkası benim çocuğumu ve kendini bana telefonda görüntülü gösteremez. Ben ne diyorum o görüntü? Senin halen teyzenin kızı. Sen niye bana kendini gösteriyorsun ki? Ben çocuğumu ver, eşim bana göstersin. Sana diyorum ki çocuğu kendini bana gösterir misin? Telefonu direkt ben teyzenin kızına attın. Niye? Niye ya ben bana... Sezeryan'dan yeni çıkmışım. Hayır bana hareket düşünün de senin teyzenin kızı. Sen bana diyorsun yazdırıyor. Ki sen göster. Bak yine küfürler yazdırıyor. Ben dedim ki kendi kendine ya ben yine insanlık bak. Yapıp sana çocuk gösterdim mi? Gösterdim. İki gün çocukları istedi yine öyle insanlık bir yapıp güzel, sana verdim mi? Güzel verdim. Bir tarafı var. Yani böyle hani ya atma, görüşme. Niye kaçırdın birinde... o zaman? Niye ya kaçırdın? Ya aylarda çocuğunu... İki gün istedim sen... niye kaçırdın? Ya sen evimde bakıyordun. Sen ailen evine gittin. Benim çocuklarım her şeyde eksik kaldı. Ya çocuğumun doğum hiçbir gününü tutuyorsun. Hiçbir şeyde eksik kalmadı. Benim çocuğumun varmadı. Bakta... Doğum günü parası gönderir, çocuğun doğum günü var. Ya bir insan çocuğunun doğum günü nasıl kutlar? Özenir mi özenir değil mi? Süper püster bir şey yapar. Benim yani çocuğum mutfakta... Bir pasta yaparsın, çocuğu koyarsın. Mutfakta. Benim aldım çocuğum şu şekil elleri bir tane o sandalye üzerine koymuşlar böyle. Benim çocuklarım böyle. Hı hı. Doğum günü kutluyorlar. Hı hı. Ya benim vicdanım el vermedi. Ya dedim benim çocuklarım muhallere gelecek. Sen nasıl kutlardın? Efendim? Çocuğun hani özenir bözenir dedin ya. Senin için çocuğun doğum günü önemli. Hayır... Ben çocuklarımın hepsine düzenli bir şekilde doğum günü kutlamış bir insanım. Ama benim şu çocuğumun doğum günü neden bu şekil bensiz geçiyor? Ya temiz bir insandın. Dedin ki çocuğumuz doğum günü var. Gel hep birlikte bu doğum günü kutlayalım. Sen yine git işine gücüne ekmeğine bak. Biz buradayız merak etme. Diyebilirdin. Ben gelmez miydim? Benim iki elim kanda da olsaydı ben o gün çıkar gelirdim. Bu arada bu ihbar hatlarına sizleri tanıyan insanlardan, sosyal çevrenizden, mahallenizden, iş arkadaşlarınızdan... Sizi tanıyanlar mesaj atıyorlar. Mesela o mesajlar benim için çok önemli. Şu açıdan hani sizleri daha farklı gözlerden tanıma imkanı buluyorum. Mesela Gürbüz'le ilgili mesela iş arkadaşları falan hep olumlu şeyler yazıyorlar. Hani öyle çok olumsuz yazan, olumsuz yorumda bulunan da yok. Seninle de ilgili güzel şeyler yazıyorlar. Ama mesela Gürbüz'le ilgili sosyal çevresi hani iyi çocuktur, saf kalplidir, iyi niyetlidir demeleri benim için çok önemli. Tabii ama evlilik içerisinde karı koca nasıl olur onu bilemem. Zaten o hep dedi ki ben yuvamı annenin yüzünden yıkmayacağım dedi. Tek sığındığı bu. O bu yuvanın senin annen yüzünden yıkıldığına inanıyor. Benim ailemin yüzünden yıkıldığına inanmasın benim ailem... Benim annem benim yuvamı yıksaydı abla 5 kez kurtarmazdı ya da geceleri saat 3'te 4'te evime gelmezdi. Gelmezdi. Ya tamam yıksaydı da şimdi sen gelmezdi. 3'te 4'te evime gidiyorum diyorsun da bak ben seni göndermiyordum ki. Ben seni dövmüyordum ki sen kendi kafana göre ufacık bir şey cevizin kabını doldurmak bir şey mani ediyordun. Mani ediyordun. Direkt ben anne gel beni götür diyordun. Ne yapıyordun? Ben diyordum ki ya biz sabahı bekle gecenin bu vakti sen nereye gidiyorsun? Dünya alem şahitsin diye oturdun mahallede tanıyanlar ister her kişi bağlansın. Ben senin önünü alıyordum. Diyordum ki ya biz burada kiracık rezil olmayalım. Bak rezil olmayalım. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Gururu, onuru, şerefi var. Bari bırak bunu yapma. Sabah olsun sessizce git akşama kadar annen gidiyor otur çık gel. Sen anne ne yapıyorsun? Diretmen doğru karakolun yoluna. Ne oldu? Uzaklaştırma al. Doğru uzaklaştırma kararı al. Ya bir de ki oğlum hele gel. Bir de tek tarafta konuşmasın bak. Bak. Kaç hayır. kez konuştular? Benim anam kalktı beni savundu mu burada? Savunmadı. Çünkü sende de var dedi, onda da var dedi. Seninki de diyordu ki ya benim kızımda 10 varsa sende 20 var. Sende 20 var diyordu. Ortak noktayı bulmak budur. Peki Gürbüz ne yaparsan yap, ne kadar yalvarırsan yalvar ya da ne kadar mücadele edersen et bu senin mücadelen. Ve Nida buna hiçbir zaman olumlu cevap vermiyor. Yanlış mıyım? Doğrusunuz abla. Yani boşanmak istiyorum diyor. Bu işi nasıl sonuçlandırırız her iki taraf için? Yani her iki tarafın ve çocukların hayrına olacak şekilde nasıl bitmeli sence?
Allah bilir, ona şu an ne bileyim beynim olduğu gibi tamamen istat etti. Şu an cevap ne dediğim cevapları bile unutuyorum yani, gerçekten unutuyorum yani. O kadar doldum yani. Yani düşünmekten doldum. Hak etmediğim bir şeylerle böyle yargılanmak, azarlanmak beni bitirdi yani artık. Ama bitirdi. Şunu da Gürbüz Bey söylemek ya isterim. Bitirdi. Bazı boşanmalarda kişisel hırslar. Benim yengem de bağlamaktır ama bir türlü bağlanmıyor. O da açıkçası ortaya her şeyi koyar. Haklı mı? Haklı. Haklı olduğunu söyler. Haksız mıyım? Haksız olduğumu da söyler. Bağlanmasını istiyorum. Sarkamış'ta yengemin bağlanmasını istiyorum. Kişisel hırslarınızı çocuklara biraz mal ediyorsunuz. Bak sen de şunu söylüyorsun ama. Buraya geldiğinde sen böyle bir bam teliniz var. Bastığı zaman diyorsun ki Nida iyi bir anne değil. Nida çocuklara tuvalet eğitimini bile veremeyen bir kadın olduğunu ifade ediyorsun. Ekmekler çöpe atılan bir kadın. Değil mi? Evet. Bunları sen söyledin. Buraya not almışım ben. Bu ne aslında? İyi eş kriterinin olmadığının göstergesi. Ama diyorsun ki ille eve dön, evden dışarı çıkma, kapıyı kilitliyorum. Ve daha sonra sana çocuklar teslim ediliyor. Nida'yı geri döndürmek için tek koz ne elinde? Çocuklar. O yüzden de diğer tarafta ne diyor? İşte cinsel istismar var, çocuğun DNA'sı var. Hep çocuklar üzerinden o işinizden atamadığınız öfkelerinizin silahını çocuklar yapıyorsunuz. Kim zarar görüyor? Size hiçbir şey olmaz. Çünkü neden? Nida bir kadın için en acı olan yerden davayı açmış. Vazgeçmiş mi? Bitmiş. Aile içi istismar diyorsun, saldırı diyorsun. Vazgeçtin mi o davadan sen 2020'de? Ay 2020'de o davada baş yok, biz onunla tartışmıştık. Onun üzerinden çok kaç sular akmış. Şey onunla alakası yani bile yok. Şimdi telefon hattında yengen var. Biraz önce bahsettin yengen mi? Anlaşır mıydınız evliyken yengeyle? Gürbüz'ün yengesiyle. Telefonla konuşuyorduk. Her iyi misinizdir böyle? İyiydi. Dertleşir misiniz, konuşur muydunuz? Aramız iyiydi. Aranız iyidir. Ha, bu benim için de çok önemli çünkü bu sefer ben yengenin daha objektif değerlendireceğini düşünüyorum. Seni de seviyor. Yeğeni de seviyor sanırım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım, merhaba. Merhaba. Şimdi yengeler ailede kıymetlidir. Duyuyor musunuz beni? Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Televizyonun sesini tamamen kısın. Beni sadece telefondan duyun lütfen. Evinizdeki televizyonun sesini kısın ya da kapatmanız daha uygun. Tamam, kapatın Esra Hanım. Şimdi sizi dinliyoruz, buyurun. Esra Hanım, Gürbüz'le Nida'nın evliliğinde yani boşanmayı gerektirecek çok ciddi hiçbir sorun yok. Yani ufak tefek böyle ceviz kabuğunu doldurmayacak. O da her evlilikte olabilir biliyorsunuz. Yani hiçbir evlilik sorunsuz değil. Sorunsuz olan evlilikte her şey normaldir diye düşünüyorum bana göre. Şimdi ben Nida'yı da seviyorum. Yani Nida'nın şöyle bir hatası var. 5 yaşındaki bir çocuk bile Nida'yı yönetebilir. Bu bir gerçek. Yani Nida'nın hatası var. Şimdi Gürbüz daha önce tekrar bu hani bu ayrılıktan daha önce evi yine terk etti. Biz daha önce konuştuk kendisiyle. Nida kafanı sallıyorsun ama konuştuk biz seninle değil mi? Hatırlıyorsun. Ben sana dedim hani sen evinden sana hayır var. Gürbüz'ün bir hatası varsa dedim. Beni ara dedim. Sen de tamam yenge dedin. Ben Gürbüz'ün hakkından gelirim dedin. Biliyorsun ben Gürbüz'ü o zaman rezil ettim. Yani çok da büyük bir hatası olmadığı halde. Ne oldu? Ne güzel oturdunuz evinizde. Sen çocuk yapmaya karar verdin. Ben sana dedim ki Nida bak sen bu çocuğu yapmaya karar verdin ama bak senin annen ikide bir en ufak bir şeyde seni alıp götürüyor. Yani bu ne kadar sağlıklı dedim. İyice düşün ona göre karar ver dedim. Sen dedin ki yok annem hiçbir şey yapamaz. Ya arkadaş benim ailemi katmayın ya. Benim ailemin sorunu yok ki bizimle ya. Benim annem kapımı açmıyor ya. Bir tutturmuş Gürbüz kayınvaliden yuvamı de yıktı ya. Yuvamı neyini yıktı ya? Kadın seni bir kapını saniye açmıyordu. Bir bardak çayını içti yok kadın senin bir evinde. Bir saniye. Dinleyelim Gürbüz bir dakika. Dinler misin? Evet yenge tamam, buyurun. Evet doğru senin annen kapını açmıyor olabilirdi ama sen 24 saat oradaydın. Annen 24 saat seni ya evde tutuyordu. Ya gitmeyeyim mi? Yakın evi gitmeyeyim mi? Evet. Gitmeyeyim değil gidebilirsin. Tabii ki ben de ailemle görüşüyorum. Hiç kimse de buna engel olamaz. Ama en ufak bir tartışmada da be yani annenin seni çık gel demesi doğru mu peki?
Böyle olduğu sürece zaten sen huzur bulamazsın. Senin evliliğinden hayır gelmez. Bak biz sizin... Ya sen benim evimin içinde dört duvar arasında ne yaşadığımı biliyorsunuz mu ya? Siz böyle ben tamam konuşuyorsunuz Nida. Güzel de yaşadığımı biliyorsunuz mu ya? Ben çok iyi biliyorum, emin ol. Niye emin ol, ben çok iyi biliyorum. Niye gündüz her şeyi size mi anlatıyor? Niye ben çok iyi biliyorum. Ben... ...babamızın şeyinizin şeyini. Bak sen benim Gürbüz'le biz yenge kayından çok biz iki kardeşten de öteyiz. Biz konuşuruz. Bak Gürbüz haksız olduğu zaman ben Gürbüz'e yükleniyorum. Aha desin. Ve kendisi karşımda... Niye sen evinin sorunlarını millete mi anlatıyorsun? Sen evinin sorunlarını millete mi anlatıyorsun dört duvar arasındaki sorunlarını? Hiç Allah kimse... Allah, dört duvara ne için vermiş? Herkes... Dört duvarın maşallah, yaptığını herkes dört duvar her şeyi biliyor. Ya ben dört duvarın içinde olanı sen... Ya 70 biliyor. Ya herkesler dört... Ya dört duvarı Allah ne için varmış? Konuştuğun her şey orada kalacak. Ha, benim senden ne konuştuğumu şey orada kalmıyordu ki. Diretme ananın evinde. Ama zaten... Diretme ananın evinde. Kime bağlayın Büşra ya? Büşra ablayı bir bağlayın. Şimdi yenge devam edecek konuşmaya da siz diyorsunuz ya hani... Sen bizim evde olanlar, şimdi ikinizin arasında olanları gerçekten sadece ikiniz bilebilirsiniz ama sizin evliliğinizin özelliği şu, sen evin içerisinde olan her şeyi kendi aileni anlatıyorsun, o evin içerisinde olan her şeyi kendi ailesini anlatıyor. Yani sizin evliliğiniz biraz şey, bir nevi herkesin iletişimine, yargısına, değerlendirmesine açık bir evlilik olarak siz sürdürmüşsünüz. Hep üçüncü kişiler sizin ilişkinize müdahale etmiş. Yenge de mesela birçok şeyi biliyor. Peki ben size sormak istiyorum. Şimdi Gürbüz yeğeniniz, Nida'yı da seviyorum dediniz. Sizce bu saatten sonra Gürbüz'ün bu barışma bir çabası var. Barışmaları, bir araya gelmelerine göre doğru mu? Esma Hanım, şimdi dediğim gibi çok ciddi sorunlar yok yani. Bunları... İşte benim aynı yerde yaşamadığınız için, evdeki olanları bilmediğiniz için ciddi bir sorun yok. Peki yani bu saatten artık, bugünden sonra bu sorunlar sizce aşılabilir mi? Aşılabilir ama aile, ikinci, üçüncü şahıslar olduğu sürece bu evlilikten hayır gelmez. Peki o ikinci, üçüncü şahıslar bu evlilikten ellerini çekerler mi? Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü Nida evine, eşine bağlıydı. Aile araya girdikten sonra Nida bambaşka biri oldu. Ama belki de o zaman annenin devreye girmesine şöyle bir faktör var. Kızını korumak istedi. Evet. Şimdi baban var mı senin? Yok, rahmetli babam benim. Nur içinde yatsın. Siz kaç kızsınız? Beş kız bir olan abla. Beş kızsınız. Şimdi annenin de böyle beş kızı üzerinde bir hakimiyeti var ya. Acaba anne de hani kızlarını korumak adına mı bu kadar koruyucu davranıyor? Ya da korumak zorunda kaldığı bir olaya şahit olduğu zaman mı onlar adına düşünüyor? Annen koruyucu bir kadın. Evet abla. Çünkü abla 10 yaşından bu yaşa kadar getiren annemdi. Başka kimse değildi ki bize. Sizi hep koruyan o oldu. Evet, o oldu. Kimse olmadı. Başımız bizim akrabalarımız olmadı. Benim annem oldu. Yengeye de teşekkür ediyorum. Nida'nın ablası Büşra telefon hattında. Bu sizin büyüğünüz mü? Benim büyüğüm. Senin büyüğün. Büşra Hanım merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nida'nın hani evliliğinin mutlu dönemlerinde enişteniz Gürbüz Bey'le anlaşır mıydınız? Bakın Esra Hanım, ben öyle annemler gibi bağırmak, çağırmak zaten istemem. Gürbüz beni çok iyi tanıyor. Gürbüz boşanmaya çıktığında, Esra Hanım beni dinleyin, sadece orada anlatılanlar kadar biliyorsunuz. Ve orada yaşananlar kadar biliyorsunuz. Ya, benim annemin içindeki fırtınanın aslında başta geldiğini. ben sizinle konuşuyorum. Gürbüz Bey gülmesin orada. Rezilim. Bir ikincisi, Gürbüz Bey evet bak, ben Nida'nın da hataları var abla. Nida'nın hatası yok demiyorum. Ki Gürbüz'ün de bir o kadar hatası var. Bunlar boşanmaya çıktığında ikisi de orada. Ben bunlar için tam 15 gün mücadele verdim. Sırf o çocuklar için. Mücadelemi verdim. Evet. Gürbüz orada hiç gözüktüğü gibi biri değil. Anneme dünyanın hakaretlerini savurdu, küfürlerini etti. Belden aşağı küfürler söyledi. Ama ben ne dedim biliyor musunuz Gürbüz Bey'e? Beni yalanlasın. Dedim ki Gürbüz, bir cahillik ettin ama ortada iki tane çocuk var dedim. Gürbüz'ün dayısıyla da biz konuştuk. Gürbüz'ün dayısı da bana dedi ki, bak dedi kızım dedi, sen dedi uzaktasın dedi. Ama dedi,
bu şekilde olmaz dedi. Annemle ben aramı bozdum. Annemin tavrı neyi biliyor musunuz? Gürbüz'ün her sinirlendiğinde gerçekten bak, bunu bütün kalbimle söylüyorum, beni yalanlayamaz. Beni gerçekten o kadar ispatlı konuşuyorum ki size. Evet. Beni yalanlayamaz çünkü Gürbüz her sıkıştığında hakaret eden, her sıkıştığında küfür eden birisi. Ha, Gürbüz orada şu an tabii ki de anneme karşı o kadar milletin içinde ve ekranın karşısında tabii ki de hareket etmeyecek. Gürbüz'ün sorunu çocukla değil. Bak, Gürbüz'ün sorunu çocukları değil aslında. Nida'yı kendine hedef belirlemiş. Nida o eve girecek. Başka yolu yok. Gürbüz, biz çay içmeye geldim. Ben Giresunluyum. Gebze'ye oturmaya gittim. Benim teyzemin kızları, akrabalarımızla çay içeceğiz. Nida korkusuna eve gitti. Çünkü Gürbüz izin vermiyor. Ben Gürbüz'ün evinde bir gece kalmadım. Bir gece. Neden? Gerçekten bak abla, her şey orada gözüktüğü gibi değil. İnanın ki. Ha, boşansınlar mı diyorum. Tabii ki de bu benim kararım olamaz. Nida'ya kesinlikle boşan demem. Tabii ki de Nida'ya. Ha, çocuklarla tabii ki de karı koca boşansalar da boşanmasalar da tabii ki de Nida'nın arkasındayım. Şöyle, tabii ki de bir araya gelecekler. Ben anneme çok kızdım. Annemin tavırlarını kesinlikle kabul etmiyorum. Benim annem zaten öyle bir insan değil. Benim annemin tansiyonu, şekeri var. Büyüktü, sinirlendi ama benim babam da 45 yaşında öldü Esra Hanım. Yani siz de hak verin. 6 çocukla bu kadın dul kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Maddi sıkıntımız yok. Bizim Allah'a şükürler olsun gerçekten. Annemin durumu iyi. Hala zaten altın muhabbetine gelince de nasıl istemiş, nasıl vermişler ondan hiçbir bilgim yok zaten. Ama dediğim gibi Esra Hanım, annem de o kader de kesinlikle gözüktükleri gibi değil. Hani orada gözüktüğü gibi tamam yanlış gözüktüler ama sadece tek annemin babasız olduğumuz ve arkadaşında... Annen aşırı koruyucu çocuklar konusunda, evet, yani evet, çocuklar adına bu koruyuculuktan dolayı net ve kesin kararlar alıyor. Sanırım o kararların da uygulanmasını istiyor. Yani o kararlardan ya, geri... Ben görüyorum geleceği. Ben geleceği görüyorum bu evlilikten. Evet. Bir şey olmaz, kızımın arkasındayım diyor. Evet Esra Hanım, yani o yüzden bu kadar tavır yapıyor. Yoksa bu kadar yani tavırlı bir insan değil ki. Peki kız kardeşin şu anda boşanma konusunda kararlı. Bu kararında annenin etkisi mi yoksa onun kendi isteği mi? Hayır Esra Hanım, biz onunla da konuştuk. Aslında ben kız kardeşimle küsülüydüm, bak açık açık söyleyeyim. Küstünüz. Yine Gürbüz yüzünden biz kavga ettik. Bu Nida bir zamanlar Gürbüz işte... Tartıştılar, ben onları barıştırdım. Anladım. Ben kötü oldum. Nida, Gürbüz'ün şurada haklı yönü var. Bak, Gürbüz oraya çıktığında deseydi ki size, ben evet. Gürbüz'ün de arkasında olurdum. Gürbüz oraya çıktığında deseydi ki, evet Nida'nın da hataları var Esra Hanım. Benim de hatalarım var. Evet ben kaynanama karşı hakaret saygısızlık ettim, yaptım. Küfürde ettim, saygısızlık yaptım. Evet benim bu hatalarım var, benim... Kız kardeş işte bacının da gözüne battı artık hakaret evet. işte beni beğenmiyor etmiyor deseydi. Anladım. Ben Gürbüz'ün de arkasında olurdum ama Gürbüz orada her şeyi yalanladı. Yani tam tersi, bütün her şeyi annenin üzerine yıktı. Sen de bu konuda kızıyorsun, adil davranmış olsaydı Gürbüz'ün de yanında olurdum diyorsun. Kız kardeş Büşra da yani o da mantıklı, kendince konuşuyor. O zaman sizden bir ricam var. Bugün son günse bir araya gelin. Sen boşanmak istiyorsun. Belki sen bu konuda bir adım atarsın. Bir tane. Dün kardeşimle telefonda biraz konuşmuşlar da kardeşim Serkan'ın bağlanmasını istiyorum. Şimdi kardeş, süreden evet, dolayı diğer konuya geçeceğim. Bağlanmasını istiyorum. Sercan, telefonda bir görüşmeler erkek kardeşiyle olmuş. Mi konuştun? Erkek kardeşiyle konuştun. Peki. Valla herkes bir adım atacak. Son orta nokta yok, bulunacak. Benim bekliyor da çalıştığı için fırsat bulamıyor. Yalvarıyor sabahtanlara. Peki tamam. O bağlantıyı da gerçekleştirir ekip arkadaşlarımız. Tamam, bugün bir ederim. Araya gelebilirsiniz. Var mı yeter sıkıntı? Yok abla gelsinler. Konuşsunlar zaten bizim bugün son. Daha yarın gelme melme yok. Kendisi burada ne yapmak istiyorsa yapsın. Ya bugünden itibaren Nida canlı yayına, manlı yayına gelmiyor. Seviyorum, vazgeçmiyorum, sonuna kadar mücadele devam. Kötü çocuğunun tedavisi var, gelmeyecek. Devam. Çocuklarım için, yuvam için devam. Sen adam olmayı öğren. Ben önce beni adamlarım, benim adamlarım bana yeter. Bir dakika. Ben boşanmak istiyorum. Seviyordum, boşanmıyordum diyor. Ya neye bu kadar benim üstüme düşmüş onu da anlamak
Ne zaman bu kadar kıymetli oldum diyorsun? Aynen ya, evdeyken kıymetli değilim. Buraya çıktım kıymete bindim. Tövbe tövbe. Gel buradan çıkartacağım seni. Ben buradan mı çıkıyorum?